Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri, hepinize günaydın. Günaydın Yaşar. Günaydın. Günaydın. Yevle'den sonraları. Biz ne yaptık? Yine Harar'ı Gürer'e güne başladık. Burada sesini duyduğunuz neyimiz var? Garibin yavrusu. Erkanlara hayırlı olsun. Doğan'ın yanına götürüyoruz şimdi yeni evine. Miu. Artık sütten kesildiler. Baba yemeye başladılar. Tabii şimdi korktu haliyle evinden ayrıldığı için. Bakalım Doğan'ın tepkisi ne olacak? Evet dostlar. Yavrumuzu yeni yuvasına getirdik ama Doğa uyumuş galiba. Bakayım mı? Bak bakayım. Miu. Bu arada biz ne yapacağız bugün? Bir yemek tarifiyle karşınızda olacağız. Çağ kebap yapacağız dostlar. Şurada meşe odunlarımız hazır. Arkasında çevirme aparatlarımız, teşkilatlar hazır. Doğa geliyor. Tamam. Bak babacığım, bu kutunu açar mısın kutuyu? Doğacığım sana bak. Sürpriz, sürpriz yaptık. Aç bakalım ne var içinde. Ne var içinde? Ne o? Doğa? Ne bu babacığım? Kimin bu? Kedi. Kimin kedisi bu? Doğan'ın kedisi. İsmi ne olsun Doğacığım? Ket mi? Ket mi olsun? Bir ket. Sevindin mi babacığım sen? Sevindim. Sev bakalım. Bak. Doğacığım bak. Sev. Bak sev bakalım. Ya çok güzel. Ne yaptı? Bak. Bak yaptım baba. Evet pisin ya. Bak canını alabilirsin. Gel otur. Hadi otur. Karşıma otursana abi. Hı. Hadi otur bakalım. Gel Doğacığım. Ne haber? Doğacığım gel oturalım. Kediyi kucağa alalım gel. Kendi koltuğuna oturuyor şu an. Ağabey mi oturuyor tamam. Bak destek alıp oturuyorsun. Ya yerim seni. Bırak onu şimdi. Kutuyu bırak babacığım. Doğacığım babaya kutuyu bırakır mısın? At yere. Korkma tamam mı? Ama zarar verme. Sadece sev böyle. Evet. Pamuk gibi olduk be. Gel. Sev bakalım. Sev kafasını sev böyle. Çok yavaş sev tamam mı? Evet. Gidiyor bak. Gitmesin. Böyle otursun. Çok bebek tamam mı bu? Çok yavaş davranıyoruz buna tamam mı? O yeni yeni keşfedecek şimdi. Evet gitti. Ona mama verelim mi babacığım? Karnı aç mıdır? Evet. Evet dostlar. Yavrumuza hayırlı olsunuzu alırız. Birazdan görüşürüz. Babacığım gel pisiye mama vereceğiz. Pisiye mama koyduk oraya. Hani pisinin mamasını sen ver olur mu? Ye utanma. Otur sen de yanına babacığım izle onu. Ama dokunma mama yerken dokunmuyoruz. Tıkamıyor yere. Otur sen de yere babacığım. Ben oturuyorum. Evet. Bak yaptı. Yemeğini ye. Ne oluyorum? Yemeğini ye. Ne oluyorum? Çok istek. Bak iyi yemeğini. Çok istek. Evet. Evet. Doğa büyüyecek mi daha? Tamam. İçiyor. Şimdi çekiniyor daha korkuyor. Ağlıyor. Alışsın. Pisiyor pisi. Evet pisi şimdi ağlıyor biraz galiba. Bak şöyle elimizden verelim. Ayağında veriyor. Hadi bakalım. Ayağında veriyor. Pisi o elinden mi veriyor? Evet. İsu senin asker arkadaşın. Yaptı. Evet. Pisi bak. Baba pisi. Tamam. Pisi'ye buraya mamasını bırakalım. O acıkınca evet. Gelir yer. Hadi gel babacığım şimdi. Pisi adaptasyon sürecinde. Evet. Çok güzel. Doğa yavyon. Bakalım. Attı bakalım da satlıyorsun. Hadi göster bize. Atla da görsünler nasıl zıp, atlıyorsun. Zıp 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 zıp. Beni atıyorum.
Otur beni sen. Beni oturt diyor. Ya. Ay bandanını yesinler ya. Otur. 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 Şimdi ısınacak. Şimdi ısınacak o. Otur. Doğa girdikten sonra çekeriz. Şimdi biz burada ne yapıyoruz dostlar? Cağ dönerimiz için şöyle bir teşkilat hazırladım. Şu daha önceki bölümlerde yine göstermiştim. Ateş üstü ızgaram vardı. Eskiden beri kullandım. Bunu böyle toprağa gömdüm. Ki alçakta kalsın. Çünkü şuraya işte çevirme aparatı gelecek. Etimiz burada olacak. İlk önce şurada biz öteki mangalı kömürü yakıp o tarafından pişirmeye başlayacağım. Gecenin ilerleyen saatlerine doğru da buradaki meşe odunları, alttakiler, meşe üsttekiler çam. Daha meşenin devamı var. Bu ateşi de yakınca çift taraflı olarak güzel bir pişirme yapmayı ümit ediyoruz. Şimdilik planımız o yönde. Müdür, sen ne yapıyorsun? Cihat abi. Buraya bir tane denemelik yapalım dedik. Tamam. 2 metreye 1.20. 2 sıra ekilebilecek şekilde. Bunları burada mı kullanacaksın? Şu köşeye, buraya toplam 4 tane sebze yatağı yapmak planlıyorum. Tamam. 2 sağa 2 sola, ortadan da geçiş yolu mu? Ortadan da geçiş yolu. Tamam. Bir şeyler yaparız, biraz daha dekor yaparız. Bugün bunları kestirdik. Kenarlarına destek için. Kendi kanalını için de videolar çekmeye başlasam mı? Yavaş yavaş. Onları da ufaktan duyursak mı? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sorun var biliyorsun ondan sonra. Evet. Bu arada bir yaşam kanalını beğenip, bu videoyu beğenip takip et butonuna basmayı unutmayın. Takip etmek, abone olmak tamamen ücretsizdir. Çok teşekkürler bu hatırlatma için. Ağzına sağlık. Süper. Şimdi dostlar dünden etimizi marinasyona bırakmıştın. Aslında kuzu kaburga, kuzu boşluk ve kuzu but karışım yapacaktım da kasaptaki kuzu but gayet güzeldi, açtırdık. Sadece kuzu buttan böyle yatay filetolar haline çıkarttırdım. İşte bir kat et, biraz tuz, karabiber, rendelendikten sonra suyu sıkılmış soğan ve böyle kat kat yaptık. Aynı şekilde bir gündür de dinleniyor. Şimdi çıkartıp şişe geçirmeye hazır hale getireceğim. Ufak tefek yani köşesinde siniri falan kaldıysa onları temizleyeceğim. Sonra da şişe dizeceğim. Sonrasında da ateş yakmaya gidiyoruz. Ve evet dostlar. Kesti mümkün olduğunca hazırladım. Ve şişe geçirdik Utku'yla beraber. Şu an bu durumda. Biraz sağdan soldan sarkıyor ama ateşi görünce toparlar diye düşünüyorum. Birazı da böyle çok ufak parçalardı. Onu da kuşbaşı yapıp cübürlük olarak kavuruyorum. Şimdi birazdan ateşte görüşürüz. Şimdi geldik ateşimizin başına dostlar. Bu sağ tarafa kömürleri böyle yerleştirdim. Şimdi onu yakacağım. Sonra eti koyacağım. Ufaktan kömür ateşiyle pişmeye başlayacak. Hava karardıktan sonra ateşimizi yakacağız. Ondan sonra artık sağlı sollu kamikaze. Utku ne yapıyorsun? Utkucuğum da şimdi bize tezgah hazırlıyor. Tezgah. İçeceklerimizi de hazırlayalım değil mi? Ufaktan akşam oldu böyle oldu. Müdür ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Doğan navuzu boşaltıyorsun. Doğan navuzu boşaltıyorum. En azından boşa gitmesin. Sağa sola su döküyorum. Evet. Oo, masamız da geldi. Sebze yatağı olmadan önce. Önce bir test yap. Masa yapıyoruz ondan. Kanka öteki tarafını çevirsek daha iyi olabilir sanki. Evet dostlar. Şimdi ilk turumuzu aldık. Tıraşlamaya başlayacağız ufaktan. Nasıl kızardığını da göstereyim size. Şimdi buradaki çıkıntıları aldıktan sonra daha stabil bir pişirmeye ulaşabileceğiz. Ama bence şu andan iyi gidiyor. Arada meşe odunları atıyorum buraya. Hem aromasını sindirsin hem de ateşi yükselsin diye. Şu an gayet kurduğumuz uyduruk teşkilat iş görüyor. Bu arada mangal böyle dursun diye altına sopa sıkıştırdım. Elimizde çağ döner teşkilatı yok diye üzülmeyin. Eldeki imkanlarla yapabilirsiniz. Evet dostlar, ilk turu tıraşladık sayılır. Az önce bir ufak tıraş yaptık ama tadımlık nasıl olmuştu müdür? İsmail bilmiyorum ya, adımı bile unuttum şu anda o eti yedikten sonra. Vallahi böyle bir şey olabilir. Böyle bir şey olur. Sizin düşünceleriniz ne? Nasıl? Ozan Tufan misali, kendimi Ozan Tufan gibi görüyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Beğendiniz mi hakikaten? Yani, gelip müthiş tadına ya. Bakmaları gerekiyor. Bakamazlar, siz tarif edin o yüzden. Valla biz yakında misafir edebiliriz bazı senin misafirlerini şurada bahçemizde kamp yapmak için. Vay. Yerleri. Aynen. Tamam. Çok bir güzel yaşam, bir yaşam çekilişiyle böyle bir şey yapıp böyle bir sofrayı herkese kurabiliriz. Tamam Erkan'cığım, nasıl şey aldın?
Abone olun. Çekilişimize katılın. Tam YouTuber olduk. Doğacığım günaydın. Doğa şu an çok sinirli. Uyandığı için. İki bardak daha soğuk su içtikten sonra burayı kamp alanına çevirebiliriz. Bir kamp. Çekilişe gerek yok, herkesi bekleriz diye. Sen orada müdür, ne yapıyorsun? Yağlarla mı karıştırıyorsun? Yağla burun tutuyorum şu anda. Tamam. Çok fena oldu ya. Şimdi bir yandan nasıl yaptığımızı da tarif edelim. Dostlar, altta bir kömür yaktım. Onları susturmak için meşe odunlarımız var burada. Arda meşe odunundan takviye yapıyorum. Güzel kızartıyor, hem de aromasını sindiriyor. Velev ki işte elinizde böyle çevirme aleti vesaire yok. Direkt toprağa bir çukur kazarsınız. Hawaii Metme Yormadır'da şey var ya, bir sandviç yemiştik. Lahmacun ya da. Evet, onu diyordum dostlar. İki tane ye. Ağaç parçasına işte budaklı yerinden saplarsınız yere. Bir tane de araya o yaş olması lazım eti geçireceğiniz. Biraz daha ince sağlam bir ağaçtan geçirdiğiniz zaman dibe doğru yaklaştırırsınız. Yüksekte de biraz bir ateş yaktığınızda bunu yapabilirsiniz. Marinasyonu ile ilgili bilgiyi de zaten vermiştim önceki dakikalarda. Şimdilik bu kadar. Bakalım gecenin ilerleyen saatlerinde neler olacak. Yeni bir günden herkese günaydın dostlar. Bizim Çağ Döner videosunu kapatmamışım, montaj yaparken fark ettim, artık kusura bakmayın. Şimdi bugünle birlikte onu toparlayalım. Bu arada gecenin nasıl devam ettiğini bir yaşam Instagram hesabında paylaştım. Takip edenler gördü, takip etmeyenler de merak ediyorsa bundan sonrası için takip edebilirler. Şimdi kümesimize geldik. Bu kuntisler yaklaşık 15 gündür tamamen özgürlerdi. Kapı hep açıktı gece gündüz. Yani akşam giriyorlar, yatıyorlar. Sabah çıkıp geziyorlardı. Ama hiç etrafta yumurta yok. Ya dışarıda yeni bir yer buldular, yapıyorlar. Şişt, geri çekilin. Ya da herhangi bir durum var. Daha da ilginci dostlar, Follukta 8 tane yumurta vardı. Yani gurk yatan tavuğun altında. 2 tane kalmış. Yani Umay ben yokken bağlı, ben varken de gözüm üstünde. Yani Umay çalsa illa etrafta kabuk mabuk olurdu. Burada enteresan bir durum var. Yani 8 tane 2 taneye düşmüş. Onu daha çözemedim. Bir de daha üstüne çoğalması lazımdı. Yani yumurtlamıyorsunuz mu bu ara? Ne yapıyorsunuz gençler? Onu tam çözebilmiş değilim. O yüzden bugün salmayacağım. Burada takılsınlar. Dışarı çıkmak yok. Yani 2 haftadır özgür özgür gezdiniz. Yeminiz var, suyunuz var. Takalım burada bakalım. 2 tane yumurta verirsiniz, kahvaltılık çıkarsa salabilirim ama gençler, ona göre. Horozlarımıza nasıl yakışıklı oldular mı dostlar? Ama birini azaltmam lazım yani. 2 tane fazla, 5 tane tavuğumuz var. Coşkun da isyanlar da az önce buradaydı. Salmadım diye. Nerede? He bak, sesi buradan geldi. Coşkun. Ne haber lan? Kuntis. Bak orada. Hazırda bekliyor, salar mıyım diye. Sana da gut gut gut. Evet. Coşkun da öyle bekliyor. O zaman bu bölümümüzün de sonuna gelelim dostlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.